Arkadaşlar merhaba. Politek Garaj'dayız. Ta buradan Malatyalara kadar gittim. Bizim bir tane el patron vardı BMW. Hani böyle gel otur da şurada muhabbet edeyim anlatayım ben. Şimdi arabayı götürdüm. Arabayı orada verdik. Oradan buraya gelecek arabamız yoktu. Bu arabayı aldık geldik. Bu araba kimin? Bu arabayı internette, Instagram kullanan takipçilerimizin hepsi %90 görmüştür. Arabanın ismi, değişik bir ismi var. Megi Cosmo diyoruz. Niye Megi Cosmo? Öyle bir gün düşündüm, bir lakap bulayım dedim. Ondan sonra aracın rengi Cosmo mavi olduğu için Cosmo maviden Cosmo'yu çıkarttık. Megi anlamında Megi Cosmo dedik. Ondan sonra baktık insanlar tarafından seviliyor. Devam ettik öyle. Koydurmuş. Evet. Kesinlikle. Daha önceden Red King falan da vardı. Red King, işte Diamond Megi falan. Şu an olacaklardan kimse sorumlu değil. Kardeşim bizim Malatya'dan FTH garajın sahibi. Orada çok güzel işler yapıyor. Malatya'da zaten herkes biliyor. Hatta Türkiye'nin birçok yerine kargoyla bayağı bildiğim satın değil mi sen? Evet. Her yere. Yani 81'le kargomuz oldu. Neyse. Instagram'ı koyak mı? Yok, Instagram'ı kargo. Tamam, Instagram'ı koymayayım. Şimdi araç daha önce birkaç kez kaplandı. Kaç defa kaplandık? Ya benim araç yaklaşık 6 kez falan kaplandı. İlk başta kırmızı kapladık. Kırmızıyı folyo söktük. Mu? Evet, folyo. Kırmızıyı kapladık, söktük. Tekrardan mavi haline takıldık. Ondan sonra tekrar kırmızıya kapladık. Kapladığım yani iki folyodan da yani normal folyolardan bahsedeyim. Hiç memnun değildim. Hatta en son kapladığım kırmızı folyoda hani çok kötü işçilik vardı. Hani malzeme kaliteliydi ama çok kötü işçilik vardı. En kaliteli malzeme olmasına rağmen rengi falan hoşumuza gitmedi. Hoşumuza gitmediğinden dolayı araca diamond kaplama yaptırdık. Oo, en güzeli, en sevdiğim diamond. Çok güzeldi. Diamond'u belki Türkiye'de en kısa sürede söken bendim. Bir ay falan kullandım, hemen niye, söktüm. Niye söktün? Madem o kadar güzeldi niye söktün? Yani gerçekten çok güzel, tepkimesi falan her şeyi hoş ama araca çok büyük zararlar verebiliyor. Mesela fitiller falan komple değişmek zorunda kaldı. Boyalı parçaların kalktığını gördük. Boyasını aldığını gördük. Hani ben birkaç arkadaşım da gördüm bunları. Gördüğümden dolayı hani dedim zararı neresinden dönersek kardır. Hemen bir gün dükkanda oturuyordum. Ne yapayım böyle. Arabanın mavi haline baktım. Direkt oldum böyle. Birkaç tane de video izledim. Diamond söküm videosu. Hemen söktüm. Allah'a şükür olsun fazla bir şey olmadı. Temizlemek için bayağı uğraştık. 4-5 kere detay uygulaması yapıldı. Malatya'da Bay Kennedy Detailing var. Bizim birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Bayağı bir emeği var aracın üstünde. Hani yaptık, seramik kaplamasını attık, güzel şekilde biniyorduk ama tabii ki her şey Politek Garaj'ın farkını anlayana kadar. Şimdi yani ben 3-4 gündür buradayım, hani gelip hani burada biraz tatil niyetinde biraz takılmak istedim. Gördüğüm kadarıyla burada yapılan araçlara işte aslında işin aslı, ben buraya geldiğimde yine diamond kaplama yapacaktık ama öyle konuşuyor. Aslında ben buraya geldiğimde diamond kaplama yapma niyetiyle geldik ama buraya geldiğimde çok yüksek modelli araçlar, düşük modelli araçlar hiç onlar fark etmez. Kaplamanın üstünde bir kaplama düşünün. Kaplamanın üstünde zımpara, pastacıyla bu tarz şeyler yapılabiliyor ve onun dışında birkaç tane kazalı araç geldi. Baktım kazalı araçları hani görüyorum böyle. Hani dedim bunlar dedim herhalde yeniden boyanacak. Ama baktım ki o kazalı araçları tamamen tertemiz, sıfır haline getirdi ve altındaki boyaya hiçbir zarar vermedi. Ben de buna istinaden Zahit abi dedim, olay tamamen sende, sen kendi bildiğin gibi yap. Bir projenin startını verdik. Şu dakikadan sonra olacaklar gerçekten çok efsane olacak. Neyse abi ben bunların hiçbirini koyma bak. Tamam gel. Arkadaşlar. Bu kadar konuşmanın üstüne size bir küçük bir hikaye anlatayım. Bu arabayı aldım, yolda geliyorum. Araba ruhsatta kırmızı olarak geçiyormuş. Hani Diamond'ı sökmüş ya ama ruhsatı değiştirmemiş. Araç ruhsatta kırmızı olarak geçiyor. Araba mavi. Arabada egzoz var. Arabada air suspansiyon var. Arabanın muayenesi yok. Ondan sonra 26 maddeden men var. Araçta 1938 doğumlu dedesinin adına kayıtlı. Büyük cesaret. Vallahi aldık geldik. Allah'a çok şükür. Kimse bir şey yapmadı, bir şey de durdurmadılar. Böyle çıktık geldik, hallettik. Şimdi biz normalde arabanın bir öncesi bir videosu çekecektik. Böyle bir giriş videosu çekecektik ama
Bizim Atom Garınca Yusuf arka tarafta maskelemeye başlamış. Abi iş beklemeye gelmez dedi. Arabayı almış. O da bu aralar sıkıntılı. Sıkıntılı bu günden geçiyor. Olayını anlatsam ayıp olur mu? Hamza. Yusuf'la Hamza'nın kötü bir anısı var. Yusuf biraz rahatsız artık. Neyse, o konulara çok girmiyorum. Şimdi sökümünü izleyeceksiniz diyeceğim ama adam sökmüş, darmadağın etmişler arabayı. Maskelemenin de ben gelene kadar çoğunu bitirmişler. En azından kalan kısmını izleyin. Ondan sonra kaplamada görüşeceğiz. Hadi iyi seyirler. İzlediniz. Biz bu arabayı yaptık, bitirdik. Fethi var ya bizim, Ahmet Fethi. Abi gitmem lazım. Arabayı aldı gitti. Ne zımparası yapıldı, ne pastası yapıldı, ne cilası yapıldı. Arabanın daha %70'i bitti. Adam arabayı aldı gitti. Ondan sonra biz uzaktan eğitimle hep adam bağlamadı. Onlara nasıl zımpara yapılması gerektiğini anlattık ama yapamadılar. Burak gel bir göstereyim sana. Arabanın birçok yerini böyle patlatmışlar. Akıntılar vardı mesela. Akıntılar alamamışlar. Buralara böyle fırçalar, boya moya vurmuşlar, bir şeyler yapmışlar. İşte burayı da göstereyim sana. Gördün mü? Buraları mesela normalde zımparalanması lazımdı. Zımpara yapmamışlar buraları. Burası tabii oynayan bir parça olduğu için, plastik bir parça. Ondan dolayı oynadıkça burayı esnetmiş, patlatmış. Çok mevzu değil. Bunların hepsini çözeriz. Ufak tefek bu şekilde yaralar var. Ben bir tane daha göstereyim. Gel, esas mevzu burada. Fethi beni aradı diyor ki, abi bu nasıl kaplama? Ne oldu Fethi? Abi çamurluğun oradan patlamaya başladı. Lan nasıl patladı bu? İşte buraya kalkmış şey sokmuş. Ne derler? Beyzbol sopası. Beyzbol sopasını buraya sokmuş. Bu adam ne yapmış? Çamurlu açmış. Bana diyor ki kaplama diyor patladı diyor. Lan kaplamayı bırak. Arabanın saçını yırtmışsın. Baksana şuraya. Meyacun çekmişler bana daha önceden. Meyacun. Meyacuna kadar patlatmışsın. Allah'ın anteplisi.
Neyse burayı da halledeceğiz, çözeceğiz. Şimdi Hamza gibi başladı, hemen maskelemeye başladı. Yarın inşallah zımparasını yapacağız. Direkt önce bir tadilattan yapacağız, zımparasını yapmadan önce. Tadilattan yapacağız, ondan sonra güzel bir zımparalayacağız. Başka da kapamaya zımpara mampara yapamazsınız ha. Vallahi bak kıymetimizi bilin. Zımparasını yaptıktan sonra yeni rengini kavuşturacağız. Bu sefer göndermeyeceğiz. Zımparasını, parfasını yine biz yapacağız. Ondan sonra göndereceğiz. Diyeceğiz ki güle güle buradan gelmişim. Demek ki bu ne? Aslında ilk videonun sonu gibi başlıyor mu? Film bitmedi. İkinci videonun başı. Hadi iyi seyirler. Arkadaşlar merhabalar. Neredeyiz? Kendi yerimizdeyiz. Ama bu sefer İstanbul'da değiliz. Gaziantep'teyiz. Yeni yerimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tahmini bir hafta 10 gün içerisinde faaliyete geçireceğiz. İçeride şu an boya kabini yapılıyor. Havalandırma sistemi yapılıyor. Ondan sonra burada da Gaziantep'te de Politek Garaj olarak hizmete başlayacağız. Şimdi bu arabayı hatırlıyorsunuz. Ahmet Fethi kardeşimin arabası. Araba memleketimin arabası. Politek Garajı teslim etti. Biz bu arabayı aylar önce yaptık. Ta herhalde bir 7-8 ay oldu yapalım. 7-8 ay sonra araba Ahmet Fethi Malatya'dan Gaziantep'e geçti. Orada küçük bir kaza yaptı. Sol tarafında, sol çamurunda küçük bir çatlak vardı. Dedik ki ya bu arabayı işte abi satayım mı, satmayayım mı, bineyim mi, binmeyeyim mi? Dedim lan oğlum böyle bir araba bulmuşsun. Daha niye satıyorsun? Kafayı mı yedin? Manyak mısın? Dedim sen arabayı bana getir. Bizim Muhammed var. Böyle hafif buradan böyle Ahmet Fethi'nin biraz güncellenmiş hali. Şu boylarda sakallı makalan mı? Çok temiz çocuk. Muhammed'e söyledik. Arabayı getirdi İstanbul'a.
Arabayı da Fethi'nin haberi yok. Fethi'ye dedim ki Fethi bırak arabayı, ben dedim ufak tefek tamirler var onları yapayım. Muhammed getirdi, dedim ki Muhammed sen karışma, abim de arama. Ben dedim arabayı komple değiştireceğim, yeni yüzüne kavuşturacağım. Zaten videoların hepsini izlediniz. Bak şimdi ta izlemeyseniz geriye doğru sarın. İlk 6 ay önceki videolarla birleştireceğiz, bir tane video yapacağız. Biraz uzun oldu ama yapacak bir şey yok. İzlemek zorundasınız zaten. Arabayı şeyi bitirdik. Arabanın yeni rengini bitirdik. Zımparasını, pastasını, cilasını, boya korumasını her şeyini de yaptık. Ondan sonra dedim ki ya dedim bununla dedim bir Malatya'ya gideyim öyle geleyim. Ama ne oldu? Yani kurban oldum Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Çok büyük bir deprem yaşadık. Çok büyük bir afet yaşadık. İnsanlar öldü. Bir sürü insanlar göçük altında kaldı. Yani biraz problemler oldu. Hani inşallah bir daha bu günleri yaşamayız. Öyle söyleyeyim ben size. Ama işte güncel hayatımız devam ediyor. Mecbur işimizi yapmak zorundayız ki oradaki olan insanlara da yardım edelim. Yaklaşık ben bir 20-25 gün kadar da Malatya'da kaldım. İşte Gaziantep'e gittim. Gölbaşı'na gittim. Adıyaman'a gittim. Ama şöyle söyleyeyim, 25 günlük süreçte 3-4 gün çalıştım. O 3-4 günde de bu arabayı yaptık. Şimdi biz tekrar geldik Gaziantep'e. Fethi'ye bu arabayı teslim edeceğiz. Birazdan Fethi de geliyor, gelmek üzere. Öncesinde şu arabayı bir size göstereyim. Ondan sonra Fethi geldikten sonra kısa böyle bir 2 dakika bir konuşma yapacağız. Hatta dur ne yapayım biliyor musun? Ben çekeyim. Bu çeken de Mustafa. Mustafa kardeşim dur, ben çekeyim şimdi bunu biraz. Araç şu anda gördüğünüz gibi. Tüm detaylarıyla 3 renge kapladık. Bu 3 renk mavi, mor, kırmızı. Aslında tam kırmızı değil, bordo. Bu 3 rengi sadece güneş açısına göre görebiliyorsunuz. Onun dışında görme şansınız yok. Araç gayet başarılı. Gaziantep'te araba göze geldi bile. Herkes durup durup resim çektiriyor, video çektiriyor, fotoğraf çektiriyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi Fethi geliyor. Fethi'den sonra yine sizinleyim ben. Fethi geliyor. Gel. Fethi benim Malatya'dan kardeşim gibi sevdiğim FTH garajın sahibi. Oh my god! Bu nasıl domates çorbası? Nasıl olmuş? Vallahi. Sana konuşma da etsek ha. Bunun mevzusu var da anlatayım mı? Anlatmayayım ya, çok girmiyor. Bence de gerek yok. Fethi! Arabayı mavi gönderdi. Ufak tefek kafalar vardı, problemler vardı. Sağlık oldu, ufak tefek çatlaklar, kırıklar vardı. Onların hepsini bitirdim. Her şeyi yaptım. Sen yokça bugün gittim, otogardan jantları da aldım. Malatya'dan jantı da istedim. Jantları da taktım. Sibop'un biri de kırıktı, onu da yaptırdım. Çok borçlusun bana. Nasıl olmuş? Görüşleriniz var. Şu şekilde, sen Malatya'dan buraya gelene kadar zaten aracın resimleri geldi bana. Yollarda geliyor değil mi? Yollarda geliyor. Yani 5 vakit renk değiştiren bir araba düşünün. Elhamdülillah. Müslüman. Elhamdülillah. Günde 5 vakit renk değiştiriyoruz. Sabah, öğle, akşam ve yatsı. Evet. İkindi de var. Evet. Ben tavanı siyah bekliyordum. Ama böyle bambaşka bir şey olmuş. Şu an güneş yok diye fazla insanlar anlamayabilir ama güneş varken Tamam. Biz oraya bip koyarız. Sorun yok. Yok. Sorun yok değil mi? Biz oraları hallederiz. Yok. Ya ben tavanı niye siyah yapalım biliyor musun? Şimdi tavan siyah, yani şu rengi öldürmek istemiyorum. Bu rengi siyahla boğmak istemiyorum. Zaten detaylarında, piano black detaylarımız var. İşte rüzgarlık olsun, ayna kapı olsun, cam rüzgarlı olsun, panjurdur. Bunlar biz zaten siyah yaptık, problem yok ama arabayı siyah, eğer tavanı siyah yapsak var ya, arabanın rengini öldüreceğiz. Boğacağız yani arabayı. Şu an 4-4 yani. Eksik ne var biliyor musun? Şu arabaya bir ön cam filmi yapacağız. Ön cam filmini yap. Mükemmel olacak. Ya herkes konuşacak. Sen şimdi zaten bu arabayı patlatırsın bize. Bu arada size bir gelin, size yeni yerimizi gösterelim. Burada neler yapılıyor. Bir onu izleyin. Yalnız geçek ya şöyle. Çeke gel. Gel. Buraya gel. Tamam arabayı bırak ya. Arabayı bıraktım. Şimdi ilaç var. Burası bizim Politek Garaj Gaziantep. Güzel bir işletme yapıyoruz buraya. Şu an tadilat aşamasında dedim ya. Bir tahmini bir hafta 10 gün içerisinde. Buraya tekrar geleceğiz, başlayacağız. Burada bir tane Ford tanıtımız var. Araba çok güzel ya. Çok orijinal bir güzelliğe bak ya. Bu bizim reklam yüzümüz ha buradaki. Bir de esas reklam yüzümüz şu an. Burayı patlatıp kalacak burada. Zaten Megi'nin yeni ismini bulamadı ya. O zamanlar biz biliyor musun? Megi'ye bir yeni isim bulalım. Megi'nin yeni ismini bence yorumlara yazsınlar. Bu videoyu izleyen herkes, Fethi'yi tanıyan, beni tanıyan
herkesi özellikle Malatyalılar bakın. Malatyalılar bu arabaya lakabını dahi siz bulun. Siz ne isterseniz bu arabanın adı da olacak. Instagram hesabına da onu yazacağız yani. Burada bir tane sahibimiz var. Şimdi biz burada neler yapıyoruz? Önce buradakini anlatalım. Burada Politek, İstanbul'daki Politek garajın artısı olarak krom kaplama yapıyoruz. Tüm iç ve dış detayları, her şeyi, iç trim olsun, cam olsun, panjur olsun, kapı kolu olsun, aynı olsun. Hatta evinizdeki objeler dahi olsa istediğinizde krom yapabiliyoruz. Bilginiz olsun. İkincisi, biz burada soğuk kaplama da yapıyoruz. Karbon desen ya da farklı bir desen istersen. Hatta gel sana birkaç tane göstereyim. Burada bir tane Seat Leon jantı, Seat Leon olması lazım. Bu Leon jantı değil mi? Bak Seat Leon jantı çok güzel. Karbon desen değil mi? Farklı bir desen yapmış çocuk Mustafa. Çok güzel olmuş. Burada normal krom var, burada bol krom var, burada bak pembe krom var. Bir de şurada değişik bir desen, yine Seat Leon jantı. Bunların hep Seat Leon ya, herhalde arabanın birinden yürüttüler bizimkiler bak. Güzel bir desen yapmışlar. Burayı da gösterdim. Şimdi buraya... Bak şu an bir tane Tofaş'ın... deneme, bunlar hep deneme çalışmaları ha. Tofaş'ın panjurunu yapıldı. Şurada ayna kapağı var. Onlar yapıldı. Burada F30'umuz var. F30'un tüm parçaları yapıldı. Ama daha verniklenmedi. Birazdan onları verniklenecek. Muhtemelen yarın montajını devam edeceğiz. Bir taraftan da buraya şu anda boya kabinini yapıyoruz. Buraya düşme çekerken. Ustalarımız burada çalışmaklar. Videoyu çeken arkadaş aşağı düştü. Şu an o ambulansa gönderdik. Muhtemelen ayağı kırıldı. Şimdi başka bir arkadaşa devretti video çekimini. Allah yardım etsin. Bir de söyledim oraya. Dedim ki bak dikkat et orada düşmeyesin diye. Yapacak bir şey yok. Nasip. Herkes kısmetini. Şimdi burası kocaman bir boya kabinimiz. Transporter dahi burada kaplayabiliriz. Yani çift kablonun kaplar olsun, yüksek araçlar olsun. Hepsini burada kaplayabiliriz. Hatta bir şey söyleyeyim mi? 4x4 offroad sprinterler dahi burada şu anda kaplanabiliriz. Gaziantep ve çevresi. Unutmayın. Kayseri'de bu arada çok sorunlar var. Onlar gelsin. Bu tarafta iç tarafına da şey yaptık. Şu anda orada krom kaplama kafelesi var. Yan tarafında da sulu kaplama kafelemiz var. Yukarıda inşallah güzel bir ofis yapalım. Dekorasyonu bitirdikten sonra tahmini bir 10-15 gün içerisinde açacağız. Ve şimdi ne yapıyoruz? Maggie'nin yol videosunu.